Arkadaşlar merhaba. Çok kısa bir video olacak ama sizinle paylaşmak istiyorum. Özellikle Android emülatörü ile ilgili sıkıntılar yaşadığınızı bana yazıyorsunuz. Çok yazan arkadaş oluyor. Şimdi en performanslı Android emülatörü, kendi telefonum adlı bir Medium şeyi var. Ben bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü hem Türkçe hem de çok güzel açıklamış Ahmet Bey buradaki olayı. Flutter uygulaması geliştirirken ben size video çekerken tabii emülatör veya simülatör kullanıyorum Windows ya da Mac sistemimde. Fakat siz hızlı olması açısından, RAM yememesi açısından telefonunuzu kullanmak tabii ki en mantıklı seçenek. Fakat orada da şöyle bir durum var. Telefon yanınızda duruyor. Bir gözünüz ekranda, bir gözünüz telefonda. Oradan elinizde düzeltiyorsunuz. Buradan şey yapıyorsunuz. Yani hem kodu yazarken hem ekranın sağ tarafında kodu arayüzü görmek tabii ki insan istiyor. Dolayısıyla bunun bir çözümü var. Kendi telefonunuzu USB kablo ile bağlayıp görüntüyü ekrana aktarabilirsiniz. Belki fark etmişsinizdir zaten. Benim de bazı videolarımda Android telefonumu bağladığımı ekranın sağ tarafında onu kullandığımı dikkat etmiş olabilirsiniz. Çünkü gerçekten hem Android Studio hem Android emülatörü çok performanslı olmuyor. Bazen insanı sinir edebiliyor. Açıkçası kablosuz bağlantı kısmını ben hiç denemedim. Ben USB kabloyla devam ediyorum çalışmaya. Ve gayet de memnunum bu şekilde çalıştığım için. Bu makaleyi baştan okuyup adım adım takip ettiğiniz zaman ve denilenleri yaptığınız zaman telefonunuzu bilgisayara bağlayabileceğinize emin olabilirsiniz. Yani ben bunu birkaç farklı bilgisayarda denedim. Windows 10 sisteminde, Windows 8'de, MacBook Pro'da hepsinde yapabildim. Bir tane uygulama var. Adı SCRCPY, Screen Copy'nin kısaltması galiba. Bunu kullanmanız gerekiyor. İlgili ayarların nasıl yapılacağı bu makalede çok güzel şekilde anlatılmış. Sadece burada yer almayan bir şey var. Ben kendi tecrübemle bunu fark ettim. Onu söyleyeyim size. Önce şunu da söyleyeyim. Ben kablosuz denemedim hiç açıkçası. Ben kablo USB kabloyla kullanıyorum. Yani telefon kenarda duruyor. Bana bir sıkıntısı olmadığı için hem şarj da olmuş oluyor. Hoşuma gidiyor. Bir tek size söylemek istediğim bir şey var. Android telefonunuzu bağladığınız zaman bir kere zaten USB debug modunu açmanız lazım. Ondan bahsetmiyorum. Biliyorsunuz Android size şu soruyu soruyor. Yani ekranda diyor ki USB'yi şunun için kullan diyor ve altta size 3 seçenek çıkartıyor. Yani benim telefonumda öyle en azından. Bir, veri aktarımı yok. İşte dok dosya aktarımı için kullan veya PTB ile fotoğrafları aktar seçeneği çıkıyor. Fotoğrafları aktar seçeneğini tıklamanız gerekiyor. Yani veri aktarımı yok veya diğerini veya sizin Android sisteminizde ne çıkar bilmiyorum ama benim hem MacBook'ta hem diğer Windows şeyinde bu yöntemi aktif edebilmem için mutlaka bu fotoğrafları aktar seçeneğini seçmem gerekti ki Screen Copy uygulaması ile ekrana görüntü vermiş olabileyim. Niye böyle olduğunu veya da aksi şekilde niye çalışmadığını bilmiyorum açıkçası. Buna vakit harcamak istemedim. Eğer sizin bildiğiniz bir sebebi varsa veya siz daha iyi bir yöntem biliyorsanız, daha başka bir program biliyorsanız bunu yorumlarda paylaşırsanız herkes bu konuyu böylece bilmiş olur. Telefonumu USB kablo ile şu anda bilgisayara bağladım laptopuma ve ekranda bana şunu sordu. Bu cihaz şu anda USB'den şarj oluyor. Diğer seçenekler için tıklayın dedi. Bu PTP protokolünü fotoğrafları aktarı tıklayacağım şimdi buradan. Bunu tıkladım. Bilgisayar telefonumda görmüyorsunuz. Şimdi terminalde de bu programı çalıştırmasını istediğim kodu yazıyorum. Bakın gördüğünüz gibi şu anda telefonum zaten otomatik olarak geldi ekrana. Süper. Bunun böyle boyutuyla oynayabiliyorsunuz. Büyütüp küçültebiliyorsunuz. Gayet sevimli. Ve bir güzel yanı da şu. Yani telefonun eliniz telefona gitmeden fare ile telefonu kullanabiliyorsunuz. Yani bakın takvim açayım. Normal tıklıyorsunuz, açıyorsunuz. Ya böylece ne oluyor? Hem gerçek bir cihazda aynı anda deneme yapmış oluyorsunuz kodunuzu yazarken hem
program gözünüzün önünde olmuş oluyor. Ve gayet de hızlı oluyor. Emülatörle uğraşmıyorsunuz. Sonra da basıyorsunuz, kapatıyorsunuz. Çok basit. Kurulum aşamalarını gösteremiyorum maalesef. Çünkü bendeki tüm elimdeki şeyler de ben kurdum. Laptoplar da var zaten benim. SRC-CPY'ye bu uygulamayı bulacağınız yer ise şurada bakın. İndirmek için bağlantıyı da zaten bu makalede bulabilirsiniz. Arkadaşlar buraya geldiğiniz zaman zaten aşağıda burada da bazı bilgilendirmeler varıyor. Nasıl kurulması gerektiğini anlatıyor. İşte Linux kullanıyorsanız, Windows kullanıyorsanız indiriyorsunuz. En basit kurulumu gerçekten Windows'ta. MacBook'ta kuracaksanız mesela Homebrew üzerinden gidiyor. Sonra da terminalden çalıştırıyorsunuz. Daha advanced ayarlar için ilgilenirseniz bakın burada Features adında işte ekran görüntüsünü belli çözünürlüğe limitleyerek çalıştırma, işte bitrate'ini ayarlayarak çalıştırma falan gibi şeyler var. Performans sorunu yaşıyorsanız işte limitleyebilirsiniz mesela frame rate'i falan, belki daha da işinize gelir. Dediğim gibi wireless kısmını ben kullanmadım. Hiç gerek duymadım. Çünkü hem bilgisayarı hem şeyi aynı ağa bağlamak gerekiyor. Şimdi dışarıdasınız, bir yere gittiniz, çalışıyorsunuz falan. Hiç kurcalamadım. Eğer bağlarsanız ve güzel olduğunu düşünüyorsanız, hızlı olduğunu düşünüyorsanız, yorumlara yazarsanız şu şekilde bu şekilde yaptım ben memnunum diye, belki ben de denerim. Bu makalenin linkini videoda paylaşacağım. Herkese kolay gelsin.